Bu videomuzda sizlere Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa'ya teklif edilen rüşvetleri inceleyecek ve paşaların bu rüşvetlere verdikleri tepkileri sizlere paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1917 yılında Yıldırım Orduları Komutanlığı kuruluyor. Başına da Alman Falkenhayn getiriliyor. Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Orduları bünyesinde yer alan 7. Ordu Komutanlığı'nın başına atanıyor. Falkenhayn atamadan önce toplantılar, araştırmalar yapıyor. Komutanların görüşlerini alıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın görüşleri Falkenhayn'ın görüşlerine büyük ölçüde zıt. Hatta yıllar sonra Kemal Paşa detaylı bir rapor yazıp Enver Paşa'ya bu raporu sunacak ve Falkenhayn'ı şikayet edecektir. Falkenhayn Mustafa Kemal Paşa ile anlaşamayacağını araştırmalarından sonra anlamış olacak ki Kemal Paşa'nın Şam'a gitmesine günler kala yaveri aracılığıyla altın dolu küpler yolluyor. Gelin bu olayları ve sonuçlarını 1926 yılında röportaj olarak Milliyet gazetesine veren Mustafa Kemal Paşa'dan dinleyelim. Yıldırım Orduları Komutanlığı'na atanıp İstanbul'dan Halep'e hareket ettiğim günün gecesiydi. Falkenhayn karargahında bulunan bir Türk subayı ile yanında bir genç Alman subayı Akaretler'deki 76 numaralı evime geldi. Ufak ve zarif sandıklar içinde Falkenhayn tarafından bana bazı şeylerin getirildiğini söyledi. O şeylerin kendilerini kabul ettiğim odaya getirilmesini emrettim. Salon kapısının yanında ufacık sandıklar istif edildi. Bunlar nedir dedim. Alman subayı şöyle dedi. İstanbul'dan ayrılıyorsunuz. Size Mareşal Falkenhayn tarafından bir miktar altın gönderilmiştir. Kimseye hiçbir ihtiyacım olduğundan bahsetmemiştim. Fakat zannettim ki Mareşal bu parayı ordunun ihtiyacına sarf edilmek üzere göndermiştir. Onun için tercümanlık eden Türk subaya şöyle dedim. Bu sandıklar bana yanlış geldi. Ordunun levazım reisine göndermek lazımdı. Benim için fazla külfettir. Subay sözlerimi Alman subayına nakletti. Alman derhal şöyle dedi. Alman derhal, efendim o başka dedi. Bizim subaya dönüp şöyle dedim. Paranın miktarını bu subaydan iyi taktik et. Huzurunda aldığına dair bir senet yaz ver, imza edeyim dedim. Subay emrimi yaptı fakat Alman imzalı senedi kabul etmek istemedi. Tekrar subaya dönüp bu subay bilmiyor dedim. Senedi alsın ve Mareşal'e versin. Siz de bu paraları alması için levazım reisine haber gönderiniz. Bu sandıklar ve içindekiler ordunun levazım reisliğinde ve benim bunlara karşılık verdiğim senet de Falkenhayn mahrem dosyasında birkaç ay birbirlerini bekler şekilde kaldılar. İşte yukarıda söylediğim üzere 7. Ordu Komutanlığı'ndan kendimi affettirdikten sonra komutanlığa vekil bıraktığım Ali Rıza Paşa'ya bu sandıkları teslim ettim ve kendisinden aldığım senedi o vakit yaverlerin bulunan Cevat Abbas Salih Boza'ya vererek kendilerine şu emri verdim. Hemen Falkenhayn karargahına geleceksiniz. Bizzat kendisini görüp bu senedi vereceksiniz ve benim kendisinde bulunan senedimi alacaksınız. Yaverlerim bizzat Falkenhayn'ı görmek hususunda biraz güçlük çekmekle beraber emrimi harfiyen yapmışlar. Biraz sonra yanıma gelerek şöyle dediler. Mareşal Falkenhayn size böyle bir para vermiş olduğunu hatırlamıyor ve bu para için sizden imzanızı taşıyan hiçbir belgenin kendisinde mevcut olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla Ali Rıza Paşa imzalı senedi kabul etmiyor. Tekrar yaverlerime dönüp şöyle dedim. Şimdi size çok ciddi emrediyorum. İkiniz tekrar Falkenhayn'ın odasına gideceksiniz ve diyeceksiniz ki verdiğiniz altınlar olduğu gibi saklıdır. Buna karşılık size senet verilmiştir. Senet olmadığını iddia etmek altınların varlığını ortadan kaldırmaz. Belgeyi kaybetmiş olabilirsiniz. O halde verdiğiniz altınları size iade edeceğiz. Aldığınıza dair bir belge veriniz. Ve diyeceksiniz ki bizi buraya gönderen komutanın altın karşılığı memleket menfaatleri hakkında müsamaha gösterecek insanlar olmadığını çoktan öğrenmeliydiniz. Komutanımız bunu size ve kamuoyuna daha başka türlü dahi ispat edebilir. Paralarınız duruyor. Fakat bu paralardan çok daha kıymetli Mustafa Kemal imzası sizde kalamaz. Ve müsbet netice almadıkça karşıma gelmeyeceksiniz. Emir verdiğim arkadaşlar grup komutanı Falkenhayn'ı tanıyan adamlar değildi. Fakat beni çok iyi tanıyorlardı. Onun için bir saat sonra Falkenhayn elinden benim imzamı taşıyan kağıt parçasını alıp dönmüşlerdi. Kolayca tahmin etmek mümkündür ki Mareşal Falkenhayn beni... Belki benden başka birçoklarını da böyle sandıklarla altın vererek ifade etmek yolundaydı. Yazılar 1926 yılında yayınlandığında Türkiye'de bulunan Alman elçi durumu Alman dışişlerine iletti. Alman basınında cılız tepkiler dile geldi. Fakat Alman hükümeti iddiaları red etmedi. Rüşvet teklifi sadece Almanya'dan gelmemişti. Mustafa Kemal Paşa'ya Milli Kurtuluş Hareketi başladığı yıllarda İngilizler baskısı ile saray tarafından rüşvet teklif edilmişti. Kendisine yazlık verilerek maaşını da alıp olaylara karışmaması, istirahat etmesi söylenmişti. Ama o boynunda idam fermanı ile vatanı savunmayı, rahat yaşamaya tercih etti. Şimdi gelelim Enver Paşa'ya. Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'ne karşı Çanakkale Zaferi'ni kazanınca
İlk tebrik müttefik devlet Almanya'dan geldi. İstanbul'daki Alman Büyükelçisi görüşme için randevu istedi. İttihat ve Terakki'nin genel katipliğini yapmış Mithat Şükrü Bile de İmparatorluğun Çöküşü adıyla yayınladığı anılarında bu görüşmeyi şöyle doğruluyor. Gelin şimdi o güne gidelim. Alman Büyükelçi Enver Paşa'nın odasında elinde zarf ile girdi. Zarfı Enver Paşa uzattı. Enver zarfta ne olduğunu bilmeden masaya koydu. Alman Büyükelçi zaferin hatırası olarak kabul edilmesini istedi. Elçi gitti. Enver Paşa çeki alıp baktığında 1 milyon mark, yani o zamanın Osmanlı parasıyla 50 bin altın lira olduğunu gördü. Bu para Enver Paşa'nın şahsına gelmişti. Enver Paşa parayı kabul edip etmemekle bir an tereddüt geçirdi. Çünkü bu kadar para siyasi bir rüşvet anlamına gelmekteydi. Fakat çekin reddedilmesi de siyasi bir krize neden olacaktı. Çünkü çeki Kaiser yollamıştı. Çeki kabul etti ve cebine koydu. Daha sonra arabasıyla bakanlar toplantısına katılmak için Babali'ye geldi. Toplantı başlar başlamaz Enver Paşa cebindeki çeki çıkardı ve masaya koydu. Olayı anlatıp ordu envanterine kayıt ettirilmesini istedi. Daha sonra Enver Paşa'nın şahsına Kaiser tarafından bir de araç yollandı. Enver Paşa'nın şahsına gelen bu aracı da Enver Paşa orduya kaydettirdi. O günlerde Almanya müttefikimizdi diyenler için söylemek gerekir ki birçok Alman komutan 1. Dünya Savaşı'nda sadece Almanya'nın çıkarları için savaşmış ve Osmanlı askerlerini düşünmeden hareket ettirmişlerdir. Bu sebepledir ki on binlerce askerimiz şehit olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın Enver Paşa'ya yazdığını belirttiğim isyan içerikli askeri raporu da bunu doğrular niteliktedir. Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa rüşvet almamıştır. Fakat alan görevliler var mıdır? Başka bir araştırmamızda bunun yanıtını vermek üzere şimdilik sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum.